Selam. Kendimi yeterince özlettiğimi düşünüyorum. Bugün ne yapacağız? Hazır kırmızı halı sezonu hareketliyken hem Met Gala hem de kan kırmızı halısındaki kıyafetleri beraber bir yargılayalım, bir konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Biraz uzun bir video olacak. Çayınızı kahvenizi alın dedikoduya başlayalım. Daha önceki Met Gala Kırmızı Halı videolarında neden böyle bir gece düzenleniyor? Defile değil, konser değil, niye böyle bir şey yapılıyor diye aslında biraz açıklamıştım. Çok kısa tekrar hatırlatayım. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi için bir hayır gecesi gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında tabii çok olaylar oldu. Ona da değiniriz. Önce bir biraz kıyafetlerden bahsedelim de. İşte biletler bu sene enflasyonun, global enflasyonun da etkisiyle 75 bin dolardan başlıyor. Sadece geceye katılım bileti 7-8 kişilik masalar 300 bin, 400 bin dolardan başlıyormuş. Kapitalizmin ilginç kısmı Amerika senatosunda TikTok yasaklandı mı, yasaklanacak mı, kaldırılacak mı bunlar konuşulurken böyle bir gece sponsorlardan biri de TikTok'muş. Kapitalizm böyle bir şey. Şimdi ilk olarak her Mayıs ayında bir tema etrafında ünlüler bu geceye katılıyor. Bu senenin de teması Garden of Time'dı. Met Galası'nda ayrıca şey de kutlanıyordu. Kostüm Enstitüsü'nün bir sergisi. Onun da teması Uyuyan Güzeller, Modanın Tekrar Uyanışı diye Türkçe'ye çevirebilirim. Bundan kastedilen şey, müzenin teması, eski arşiv dediğimiz işte 50 senelik, 100 senelik, 200 senelik, 300 senelik kostümlerin, tarihin parçası olan kostümlerin teker teker hani tablolar nasıl yenilenmeye çalışılıyor, oya gibi işleniyor. Tekstilde de aynı şekilde. Uyuyan güzellerden kastedildiği aslında böyle şey romanlar, prensesler şeyler değil. Uyuyan güzeller dediği o arkada olan kıyafetlerin e, müzede tekrar meraklılarına sunulması yani bu gece için bu bu sergi ve bu gece için bu paralar toplanıyor gibi düşünebilirsiniz. Met Gala'nın da teması Garden of Time'dı. Direkt düşününce garden lafı geçince çiçekler böcekler tamam gibi düşünebilirsiniz. Aslında İngiliz yazar Ballard'ın kısa bir hikayesinden bu temayı çıkartılmış. Hikayeyi de çok kısa anlatacağım. Yani böyle şey e, fütüristik bir hikaye, bir kont kontest var, mükemmel bir e, malikanede sarayda yaşıyorlar, ha, halktan tamamen kopuk bir şekilde yaşıyorlar. Aslında Ana Ventur e, zeki'nin ötesinde bir kadın, yani sadece kreatif e, zeki değil, genel olarak çok zeki bir kadın. İronik, hikayenin ironikliği şuradan geliyor. Şimdi özellikle Met Gala sonrasında ünlülerin cancellanması, bu paralar bilmem ne halktan kopuk işte herkesi boykot etmeler TikTok'ta ünlülerin hesaplarından takipten çıkmalar falan bir sürü şey oldu ya. Şimdi temayı anlayınca daha iyi anlayacaksınız yani her şey ironik ya. kapitalizmde her şey çığırından çıkmış durumda halktan kopuk ve zenginlik içinde yaşıyorlar. Ee, çok güzel bahçeleri var vesaire halkın saraya, bahçelere yaklaştığını görüyorlar. Bahçesinde de e, farklı kristal çiçekler var vesaire. Her çiçekte o halkın hani böyle isyan gibi gözünüzde, Fransız ihtilali gibi gözünüzde canlandırın. Kendilerinden uzaklaşması için bahçeden bir kristal çiçeği feda ediyorlar. En sonunda bahçede hiçbir şey kalmıyor. İşte halk malikaneyi ele geçiriyor. Ee, işte o bütün güzellik yok oluyor vesaire. Yani böyle sınıfsal o yüzden Hunger Games'e benzetmeler vesaire aslında arkasında daha geçmiş zamanda felsefik böyle. Bu hikayeyi bilerek Anna Wintour seçmediyse ben de bir şey bilmiyorum. Arkasındaki hikaye bu yani. Şimdi kıyafetleri değerlendirirken de işte sallıyorum heykel gibi bir şey görürseniz o ne, kristal görürseniz o ne, temaya uygun diyeceğim ama size belki bahçeyi, çiçeği çağrıştırmayacak. Öyle düşünebilirsiniz. Bir yandan da müzenin esas konusu hani uyuyan güzelleri uyandırmaktı ya. O yüzden bazı ünlülerin hiç giyilmemiş işte arşivlerinden markaların toplanmış kıyafetleri de aslında temaya çok e, zıt değil. 60 senelik bilmem ne markasının taşlı bir kıyafetini görünce temaya uygun dediğim zaman siyah işli şey yani ne alaka Demeyin diye özellikle giriş bilgisini vermek istedim. Her yıl farklı co-hostlar oluyor. Anavintür her gelene karar veren, oturma düzenini ayarlayan esas patroniçe durumunda. Ama ünlüler arasından da ev sahipleri oluyor. İşte Black Lively'den tutun, işte yıllar önce Kate Moss'una kadar bir sürü insan, şıklığıyla ya da tarzıyla ünlü birçok insan gecede co-host oluyordu. Bu senenin co-hostları bana ilginç geldi. Yani bence uyan isim de var, uymayan isim de var. Dört tane co-host vardı. Zendaya'yı hani bekleyebiliriz yeni jenerasyonda tarzıyla da söz ettiren ve çoğu zaman çok şık gözüken bir kadın. Chris Hemsworth, Thor ne alaka dedim ben. Bad Bunny, evet işte yani popüler Latina vesaire. Jennifer Lopez'in çok klasik bir sahne e, as kendi vücuduna yakışan ama yani son 20 senede hiç değişmeyen bir tarzı var. Hani Met Gala gibi bir şeyde bilemedim ya onların co-host olmasını kafamda şey yapamadım. İsimler bana çok ilginç geldi. Zendaya tek başına e kost olsaydı bile daha iyiydi bence. Ana Winter bana sormadı ama o konuda da fikrimi söyleyeyim. Şimdi kıyafetleri konuşmaya başlayalım. İlginç kıyafetler var. Daha fazlasını beklediğim de kişiler vardı. Çok beğendiğim bazı parçalar da var. Şimdi bilgisayara hepsini kaydettim. İlk olarak zaten ev sahibi olarak Ana Winter Loewe'den giyinmiş. Çizimdeki versiyonu biraz daha gotik versiyonuydu. Onu çok beğenmiştim. Ben giyer miyim? Giymem ama yaşı, durumu, konumu, ağırlığında mücevheri vesaire zaten uzun yıllardır değişmeyen bir tarzı var. O yüzden çok üstüne konuşulacak bize hitap eden bir durum yok. Güneş gözlüğü takmadan gelmesi yeterli. Ariana Grande beyaz şöyle bir tuvaletle katılmış. Bu da Loewe'ninmiş. Üstü incilerle yapılmış. Bayağı korsesi. Ariana Grande çok minyon bir kadın olduğu için mesela şu bölgesi böyle bir korseyi taşıyacak bir genişlik bir yapı bir <laughs> altyapı yok. Son zamanlarda yaptığı makyajlar vesaire de benim daha yorgun gözüküyor. Hala çok genç olmasına rağmen bir şeyleri değiştirdi ve bilmiyorum sarı saçtan mı Elbise çok güzel böyle peri kızı gibi gözüküyor. ama o korse bilmiyorum. Şimdi gecenin ev sahiplerinden Bad Bunny'den bahsedelim. Margela'dan erkeklerin işi hem zor hem daha kolay. Bu tarzda tematik gecelerde palyaçoya dönmeden ama biraz daha yeni jenerasyon kreatif bir şeyler yapmak daha zor. Böyle gecelerde kadınlar sırtlıyor işi ama gene de risk almış. Bu işte tersten kalıplı ceketler, geçen senelerde de Met Gala'da benzer kostümler vardı. Yani baktığınız zaman ayakkabıları ben hiç beğenmedim, at toynağı gibi gözüküyor ama ceketin tersten olması, gül detayları bir esprisi şeyi var ama tümden bakınca hele ki Met Gala co-hostlarından biri olarak siz de yorumunuzu yazarsınız. Karlı bir tamamen siyah böyle beş tane bodyguard'ın taşıdığı bir kostümle böyle takke şeyi vardı. Baktığınız zaman heybetli, dikkat çekici bir elbise ama yani temaya da çok uygun bulmadığım dokusunda ya da kalıbında bir hareket varsa da bu kadar tül, bu kadar geniş, bu kadar deniz anası formunda olan bir şeydi. Detay varsa onlar bile kayboluyor. Saçı Simpsonların karısının Megi saçı gibi hiç beğenmediğim isimlerden biriydi bu gece. Bir tane milli gururumuz vardı. Çok bahsedilmedi sosyal medyada. Dilara Fındıkoğlu meşhur bir Amerikalı oyuncuyu giydirmiştim biraz daha Marie Antoinette gibi orta çağ işte Fransız Avrupa'sını andıran bir kostümdü. Şimdi size bahçe bu ne alaka diyebilirsiniz ama size hem gecenin temasını hem de serginin temasından bahsettim. Modanın tekrar uyanışı olduğu için aslında temaya uygun kostümlerden biriydi ve bunu Türk bir tasarımcının yapmış olması benim çok hoşuma gitti. Baktığınız zaman bir sürü yapısal gözünüze batan şey olabilir. Hani etek boyundan kalçaya oturması, korsenin üzerine oturmaması gibi ama konsepsel olarak soyut bir çalışma gibi düşünün. Böyle müzeleri gezdiğiniz zaman şok oluyorsunuz işte sallıyorum bilmem ne prensesi diye tarihe geçmiş, kraliçesi diye tarihe geçmiş. Modele giydirilmiş 400-500 yıllık bazı kıyafetleri gördüğünüz zaman Avrupa'da herhangi bir ülkede kadınların boylarının ne kadar kısa olduğunu anlıyorsunuz. O tarzda bir uyarlama, adaptasyonla anlamlı buluyorum ben ama e, moda tarihini de bilmeyen biri olsam etek boyu ne garip, işte korsede tam oturmamış... Böyle yapısalı bozuk bir hani yeniden uyanma modanın yeniden uyanması ne bakış açısıyla yapıldığını anlıyorum. Sizin de anlamanızı istedim. Bir de Türk bir tasarımcı olduğu için ayrıca gurur duydum. Gecenin bir diğer hostu Chris Hemsworth. Kastettiğim buydu işte. Sanki plaj düğününden gelip Met Gala'sına katılmış gibi. Ee, müthiş yakışıklı bir adam ama no yani en beğendiğim erkek kostümlerinden biri buydu. Gene Loewe'nin. Ünlüyü tanımıyorum ama size dedim ya erkekler için çok riskli. Hani palyaçoya dönmeden temaya atıfta bulunmak tatlı bir geçiş olmuş. Yani hani normal hayatta giyilecek bir şey değil ama met üstü gayet ciddi ve şey o homojen geçiş gözü rahatsız etmiyor. Bu tarzı kaldırabilecek biri ise görsel olarak güzel daha bunu yapamamış bir sürü genç oyuncu var geceye katılan. Doja Cat ıslak bir elbise giymiş. Temaya uygun olduğunu söyleyenler var ya da ne yapmaya çalıştığını anladıklarını söyleyenler var. John Galliano'nun benzer bir koleksiyonu varmış. Gene işte Fransız istilali vari kostümler ve ıslak. Ona gönderme olabileceği söyleniyor. Şey diyebilirsiniz hani memeler göt ortada vesaire bunlar da iyice çıplaklığın şeyini çıkardı diyebilirsiniz. Haklısınız da gecenin ağırlığına bir yakışan bir kostüm olduğunu da düşünmüyorum ben. Zorlama, evet çıplaklık herkes don giyip gidiyor farkındasınız yani hani uzun zamandır böyle bir trend var kıyafetten çok vücudum iyi vücudumu göstereyim durumu var. Benim favori kostümlerimden biri değildi ama o kendince tarihsel zorlama referansını anlıyorum ama favorilerimden biri değildi. Dualipa'ya geldiğimizde ben kendisini çok beğenirim fiziği de çok güzel ama bu kadar limitsiz imkana, limitsiz bütçeye rağmen hani neye referans gösterildiğini de anlıyorum. Biraz daha böyle hani son zamanlarda Dark Siren denilen hani kötü melekvari bir havası var. Görüntü çok hoş ama daha iyisi limitsiz imkanlarda olabilirdi diye düşünüyorum. Emma Chamberlain en başarılı lüks segmente geçmiş... Artık ünlü kategorisinde olan bir influencer. Önceki senelerde başka lüks markaların sponsorluğunda gidip Kırmızı Halı röportajlarında yapıyordu. Benim diyen oyuncu, 10 yıllardır hani Met Gala'lara katılan birçok oyuncudan daha iyi gözüküyor. Kahve tonlarında, makyajı, kıyafeti mesela bu da güpürlü, ee, Dua Lipa'dan ne farkı var diyebilirsiniz ama görsel olarak Böyle şey bir doğa ana tanrıça gibi gözüküyor. Kostümü de, makyajı da, takılarını da çok beğendim ben. Bu sene harikaydı. Gerçekten çok iyi gözüküyordu. Cici Hadid kendisi bebek gibi zaten. Elbise dramatik. Alice Harikalar Diyarında Vari bir şey benim kafamda canlandı. Parçalanmış ceket gibi düşünün etek şeyi. Bence tatlı böyle bir gece için güzel fotoğraf vermiş. Cici Hadid'in de renklerine çok uygun. Ben beğendim. Benim en beğendiğim elbiselerden biriydi bu. Geceye tabii hiç alakası olmayacak şekilde katılanlar da vardı. Ben kırmızı halıda zaten göbek açma, göbek dekoltesini çok estetik ya da şeye uygun bulmuyorum. Yani bu herhangi bir parti elbisesi ya da MTV müzik ödülleri gecesine giyilecek tema ile hiçbir alakası yok, hiçbir referans yok. Alaya uh, 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 uh. yani zorlasan da olmuyor. Jennifer Lopez'e geldiğimizde çok güzel gözüküyor elbisedeki dramatiklik de güzel böyle bitki damarları gibi gözüküyor o işlemeler Bilmem kaç saat elle işlenmiş üstündekiler çok güzel çok rich rich duruyor zenginliğine uygun gösterişlikte bir elbise ben beğendim zaten vücudunu bildiği için kendi vücudunu en iyi gösterecek şeyleri giyiyor sadece okulaç nedir ayakkabı da okey renk tonu şeyi de okey platform olmasını da anlıyorum ama okulaç ne, ne alaka onun dışında hani harika. Gecede de en çok beğendiğim isimlerden biri. Tam bir karanlık prenses, kötü tarafa geçmiş prens. Mükemmel gözüküyor. Sırt dekoltesi de popoya kadar açık. Givenchy'nin arkayvından çıkmış hiçbir insanın giymediği bir elbiseymiş. Apoletler kolunun üstündeki saçının tarzı bile konsepte ben çok uydurdum. Mesela Doa Lipa'nın da benzer süliyette diyebilirsiniz. Ama bu bütün olarak Kim Kardashian'a geldiğimizde acı çekiyormuş gibi gözüküyordu. Belini herhalde 35 santime indirdiler korseyle. Üzerindeki hırkayı, kaşmir hırkayı anlama röportajda da şey dedi. Erkek arkadaşımın hırkası dedi. Bir Afro Amerikalı basketbolcuyla berabermiş herhangi bir erkek hırkasına da benzemiyor. Bence ya üstündeki şey patladı, korsaj çok dar olduğu için. Bir, bir, bir durum var sanırım. Süliyet olarak güzel ama yani röportajlarda soruları cevaplarken nefes alamıyormuş gibiydi. kadının kendine çilesi bitmedi, kendiyle sıkıntısı bitmedi. Kylie Jenner'a geldiğimizde herkes de bir Ozen şeyi var farkındasınızdır. Herkes tekrar 90'lara eroin şık zayıflık modasına geri döndük. Kylie Jenner da iskeletor gibi kilo vermiş. Elbise çok hoş. Zorlarsanız Oscar'ın tasarımı vesaire diye öyle bir çağrışım olabilir ama güzel gözüküyor sadece. Üstüne söyleyebileceğim o herhangi bir gece için çok güzel bir elbise olurdu ama burası için gene söylüyorum limitsiz imkan, limitsiz tasarımcı, limitsiz ulaşabilirliğe wow değil temayla bağlantılı olunca Oscar gecesine falan çok güzel bir kostüm olurdu. Üzerine çok söyleyebileceğimiz moda anlamına çok bir şey yok. Lana kendi şarkılarının video klipleri gibi gözüküyordu. Alexander McQueen'in bir elbisesini giymiş. Tema'ya e, tiyatral şekilde uygun bir kostüm. O da çok kilo vermiş. Bir sene önceki fotoğrafları O Ozempik herkesin bütün dengeleri değiştirdi. Çok güzel gözüküyor. Konsepte uygun. Abartı mı? Abartı. Ama şu gece abartmayacaksın. Ne zaman abartacaksın? Kendi karakterine, tarzına uygun bence elbise. Kendisini tanımıyorum ama tema'ya çok gene tiyatral şekilde uygun Hani dedim ya orijinal kısa hikayede işte bahçedeki her bitki kristal şeyiyle zamanı aslında atıyor. İnsanları hani silah gibi geriye şey yapmıyor da zamanda öyle bir atlama yapıyor. Tiyatral direkt temaya bir gönderme olduğu için ha estetik mi? Bence değil. Çok beğenmedim. Çok zorlama temaya. Hem saatler hem kristal çiçekler hem kafada şeyler çok çok fazla geldi bana. Ama böyle detay baktığınız zaman tek saatler olsa, o göğüsteki ekstra büyük saat olmasa, küçük küçük böyle işlenmiş olsa daha güzel olabilirdi benim estetik şeyime göre. Ahşap korsenin yapılışını Instagram'da Reels olarak gördüm. Özellikle üst korsajda çok ciddi bir işçilik var vücudun direkt çünkü ahşap bildiğiniz mobilya ahşabı e, kadının üstündeki ve o damarlı görünüm olması için böyle saatlerce işlemler, kurumalar vesaire baya bir el işçiliği var orada. Yine vasat bir sürü kostümden daha iyi gözüküyor. Gecede ilk beşimdeki kostümlerden biri buydu. Tamamen heykel gibi gözüküyor. Mesela burada elindeki o kum saati vesaire direkt kısa hikayeye gönderme. O kadar komik ki bunun da e, sosyal medyada videosunu görmüştüm. Üstündeki elbise kumaş değil alçı gibi. Kadını böyle basamak merdivenleri çıkamıyor. Basamaklardan üstünde bodyguard böyle pıt koyuyor, taşıyor. En son artık içeri kırmızı, e, yeşil alı, kırmızı alı diyorum. Yeşil alı bittikten sonra fotoğraflar çekildikten sonra bir başka tasarımcı üstündeki elbiseyi direkt halıda kesiyor. Mini etekli öyle giriyor. Yoksa yürüyemiyordu kendisi. Elbise, met gala için temaya uygunluk olarak vesaire ilk beşimde benim. Ben çok estetik buldum, beğendim. Zendaya iki elbise giydi. Zamanında hatırlarsınız Christian Dior'un Böyle bir koleksiyonu vardı. İnce kaş öyle bir konsept defilesi vardı. 99 herhalde. Bana Christian Dior'un o dönemini hatırlattı. Temaya uygun yeterince tiyatral, zaten süper model gibi fiziği var. Ne giyse taşırdı. İlk kostümü e, beğendim ben. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Makyaj dramatik ama zaten bu tarzda şovları sevdiği için bir yandan kuşlar bir yandan kıyafet bir yandan makyaj çok çok tiyatral geldi bana ama görüntü kötü mü Örüntü kötü değil. İkinci kostümü ben o kadar çok beğenmedim ama makyajını bu kadar hızlı şekilde değiştirip böyle kostümü giydiği için e, tebrik ediyorum. İlk kostümü tercih ederim ben. İkinci kostüme o kadar yükselmedim açıkçası. Gene kendini tanımıyorum ama şarkıcıydı sanırım bu. Kıyafet enteresan olduğu için göstermek istedim. O size anlat daha tiyatral kostümlerden. Hani bu deliler ne giyiyor'yu sizin kafanızda oturtmak için örnek olarak koyun. Estetik mi? Estetik değil. Kadın vücudunu iyi gösteriyor mu? Bence göstermiyor ama temaya uygun bir elbise. Hani o kısa hikayedeki kristal çiçeklerle kalabalığı sıradan insanları geriye atıyorlardı ya ona atıfta bulunmuş bir elbise. Emilia Harlin. Demi elbise ilginç olduğu için bunu da eklemek istedim. Demi 3-5 sene önce hani böyle bir şektomiden garip olmuştu yüzü ne yaptıysa babamla yaşıt ne yaptıysa son bir senede Acayip iyi gözüküyor. Çok yerinde işlem olmuş. O kötü işlemi de toparlamış. Vücudu da harika kıyafet vücuduna çok uygun değil. Demi da ufak tefek bir kadın çünkü. Egzecere edilmiş kalça, omuzlar vesaire biraz fazla olmuş. Favori elbisen mi değil. Temaya uygun, yeterince dikkat çekici ama vücut yapısına, proporsiyonlarına çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Gecede ilk beşimde olan elbiselerden biri. Mesela Doja ıslak elbisesini beğenmedim ya. Aynı konsepte. Ama seramik gibi özel bir materyal kullanılmış. Tam işte ortaçağ saraylarındaki o fıskiyelerdeki o böyle masalsı zaten peri gibi bir kadın. Tiyatral kostüm gibi ama işte çok güzel gözüküyor. Islak elbise giyeceksen de böyle gideceksin. Memeler gibi <laughs> ortada değil de çok hoş gözüküyor. Vücudu da ıslatmışlar, yağlamışlar. Çok beğendim bunu. Ay bunu da göstereyim hadi göstereyim. Emily. Versace giymiş, giymemiş zaten. Bir tane fishnet gibi bir şey düşünün. Piyasaya ilk çıktığı günden beri amaç vücut göstermek olduğu için üstüne çok konuşulacak bir şey yok yani. Evet yaprak deseni var ama Oradaki amaç başka zaten. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum amacın ne olduğunu. Amaç moda da değil, amaç başka bir şey. Farkındaysanız bir natural heykelimsi kostümler var, bir çiçekli tayfa var. Bir de arşivden, arşivlerden çıkarılmış kıyafetler var. Mindy Kaling'in vücuduna uygun bulmadım ama elbiseyi çok beğendim. Bu tarzda bir elbiseyi kendilincinin üzerinde düşünün. Yapısal olarak elbise çok güzel. Arkadan da heykel gibi duruyor. Vücutsal minyon olunca bazı elbiseler her vücuda uygun değil. Hele böyle hot couture daha özel şey parçalar, ona göre bir süliyet olsaydı elbisenin etkileyiciliği de daha artardı bence. Elbiseyi çok beğendim. Ten rengine bu kadar bej çok uygun değil ama gene de e, elbiseyi beğendiğim için onu da önünüze koymak istedim. Gece de en çok beğendiğim, gene ilk beşimde olan bir elbise vardı. Mona ben tanımıyorum. Elbisesi müthişti. Bunun da realsını gördüm. Kolda böyle kelebek detayları vardı ama Dokununca böyle makina gibi kapanıyordu. Bir Kuzey Avrupa ülkesinden de tasarımcı da çok başarılı olmuş. Sanırım Hint kökenli bir oyuncu bu. Vogue için bir çekimler yapılmış. Şey peri kızı gibi duruyor. Kostüm de onu tamamlıyor. Kol detayları bambaşka bir boyuttu zaten. Ha, erkeklerde şeyi beğendim ben. Hamilton'ı Burberry giymiş İngiliz zaten. Hem temaya uygun hem erkekliğine zevali gelmemiş alfalığına e, Hamilton'u beğendim ben. Boynundaki takının bile o bitki, gül dikeni gibi olması falan yapacaksan öyle yapacaksın işte. i̇şte Shakira konuyla hiç alakası yok sahne almaya gelmiş. Karolina <laughs> Herrera'nın da elbiseleri çok güzeldir ama ne alaka yani konuyla hiçbir alakası gül parçası olarak. Cannes Film Festivali'ne geçelim. Kan Film Festivali'nde bir sürü gala, bir sürü film galası, bir sürü parti, bir sürü bağış gecesi, anfar filan da oluyor. Türklerden de çok giden vardı. Biraz onlardan konuşalım. Önüme çıkan ilk giden Türk hadiseydi. Kahverengi takımını da, makyajını da, takılarını da beğendim. Genelde çok aynı tip makyaj yapıyor. Yani birçok ünlüye göre... Kötü diyemeyiz. Hadisenin çok daha kötü vücuduna uygun olmayan kombinlerini gördük. Ben beğendim. Hande Erçel son 3-4 senedir kanal damgasını vuruyor zaten. Kırmızı elbiseyi, bu arada taşıması çok zor bir elbise. Çok zayıf olduğu için hoş durmuş. Biraz aşırı kilolu olsanız aynı dramatikliği yaratmayacağı için müthiş zor bir elbise. Ama mavi takılar kırmızıyla kombini ben başarılı buldum. Diğer Anfarr gecesine giydiği kostümü de çok beğendim ben. Şimdi Hande Erçel'in böyle sevgi nefret ilişkisi var herkesin. Sevmeyen gömüyor da yorumlarda görüyorum kadına çirkin. Şimdi bir altın oran var. Oyunculuğunu beğenmeyebiliriz. Ben de beğenmiyorum çoğu zaman. Ama görsel olarak çok güzel gözüküyor. Kırmızının sülüyeti biraz e, zor. Kalçadan bacağa, bacakları çok kısa gösteren bir e, süliyet. Ben diğer kostümü daha çok beğendim. Anfar gecesine giydiği. Pınar Deniz çok konuşuldu. Daha önce söylemiştim. Kırmızı halıda e, karın dekoltesi çok riskli. Hem karın dekoltesi giyip hem saten kumaş hem renk kontrası falan biraz fazla kaçıyor. Pınar Deniz de çok güzel bir kadın ama bu pembe kostümü beğenmedim. Diğer marka, dondurma markası için açılışında daha spor, gene saten bir şey. Saten de o kadar riskli, o kadar affetmeyen bir kumaştır ki mavi takımın büstü yerini beğendim ama pembe çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Birce Akalay da gitmiş. Kendini çok beğenirim. Kıyafeti çok beğenmedim. Takıları, kemeri, kolye çok uyduramadım. Renk de biraz kendi ten tonunda soluk durmuş. Dilan Çiçek Deniz herhalde bu görseller içinde gördüğüm en kötü kostümdü. Benim hiç açıklığına lafım yok. Şık olsa ya da kendini güzel, daha güzel gösterecek bir transparanlık, bir dekolte olsa sonuna kadar benim bakış açımı biliyorsunuz ama ne şık ne kendini olduğundan daha güzel göstermiş. Melis Aslı Pamuk çok elegan, çok hoş gözüküyor. Çok beğendim ben. Riskli bir kostüm değil. Takısı, saçı, makyajı çok güzel gözüküyor. Adını unuttum. Kızılcık şerbetinin görkemi miydi? Elbise kötü değil. Kendi de çok güzel taşımış. Kendi de çok hoş bir kadın. Ama kan için biraz hafif geldi kıyafet bana. Bak bu da dekolteli. Kötü gözükmüyor ama çok daha iyisini yapardı diye düşünmekteyim açıkçası. Bizden gidenlerde en garip duranlar. Meryem Uzerli, o da çok hoş bir kadın, boylu poslu bir kadın. Çok ağır işlemeli bir kıyafet, çok ağır bir aksesuar. Özellikle kıyafetin üst kısmındaki o asimetrik çıkışlar, yormuş daha da ağır göstermiş kıyafeti. Sadece şuradaki ki ben o hareketi de çok severim ama hem işleme, hem gerdanlık, hem 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 olunca fazla geldi bana. Melis Sezen'in bu kostümüyle videosunu gördüm. Hafif manik bir video. <laughs> Instagram'da videosunu gördüm. O da genç çok güzel bir kadın. Leopard evet bu senin modası. Ama eh Lindsay Lohan'ın 10 e, sene önceki halini görmekteyim onda. Kırmızı halı için çok uygun bir bakışlar falan da bir ilginç poz veriyordu arada Instagram'da. Bakın bu videoyu hiç çekmeden önce ben öyle bir genel bir araştırma yaparken gördüm. İlginç de Cannes Film Festivali'ndeki diğer gözüme çarpan yabancı ünlülerden sizin de tanıyacağınız isimlerden seçimler yaptım. Belli Adit'in bu siyah kostümüne bayıldım. Belli Adit bir de kırmızı halıya transparan çıkmaya karar vermiş. Bildiğiniz kilotlu çorap gibiydi. Tamamen vücut gözüküyor. İç çamaşırsız hani don sütyen diye dalga geçti mi? O da yok. Birçok mecrada o görüntüyü direkt veremedikleri için üzerlerine şey koymuşlar. Zaten çok güzel. Çok güzelsin. Yani meme başını, insanlar ölçüsünü alma. Tamamen ten rengi nude ve transparan. Ya bildiğiniz kilotlu çarap gibiydi. Bak bu siyah ne kadar elegan, ne kadar güzel duruyor ama o gerek yok. Zaten kainat güzelisin yani. Şimdi sizin tanıyacağınız modellerden biri. Winnie Harlow, Victoria's Secret modellerinden biriydi. An fark gecesinde Elbise çok güzel. Ve şey beden olunlama tam da bu işte. Yani fiziksel rahatsızlığını hiç örteyim, makyajla kapatayım şeyine girmeden kaç yıldır arkasında durarak modelliğe devam etmesi benim çok hoşuma gidiyor. Vücudu da çok güzel zaten. Kontrast ten rengiyle de güzel olmuş. Elbiseyi çok beğendim. Elsa Victoria Secret modellerinden biri. O kadar iyi bir askı ki vücut olarak. Yüzü de bebek gibi ama vücut olarak ne giyse yakışacak. Sıfır dekolteyle özellikle Anfar gibi bir gece için elegan gözüküyor bence elbise. Beğendim ben. Anfar galasında en çok beğendiğim kostümlerden biri buydu. Bu da eski Victoria Secret modeli. Latex gibi bir materyal gibi değil lateks sanırım. Ama lateksi böyle heykelimsi bir şekilde şey yapmaları elbiseyi çok beğendim ben. Bella Thorne hatırlarsınız. Bir böyle 5-6 sene önce en çılgın dönemini yaşıyordu. Şimdi de lady, evlendikten sonra daha bir lady modunda. Yalnız o makyajı ona kim yaptı? Biri bana bunu açıklasın. Soğuk renk kondoteni onun yüzüne süren makyaj artistine buradan sevgilerimi yolluyorum. Bu sefer de yaşının çok çok üstünde ka yaş katacak kostümler giyiyor. Altının hiç arası yok. Bak mesela burada Demi Moore buraya da gelmiş. Harika gözüküyor. Yüzüne ne yaptırdıysa doktorunu bulup işte o işlemleri kendi gelecek planlarıma <laughs> atacağım yani. Tarz olarak çok farklı parçaları seçmeye çalıştım görselleri araştırırken. Dayan Kruger'ın Balenciaga bu takımında mesela ben bir davet için ya da gala için kırmızı halı için değil de moda çekiminde müthiş dramatik ve çok güzel gözükecek bir takım. Eski model Dayan Kruger'dı ama bacak boyunu ne kadar üst... ne kadar güzel. Ceketi sadece elbise olarak giyse daha güzel dururdu. Etek boyunu Rosie ile kapatalım artık videoyu. Bebek gibi üzerine söylenecek çok bir şey yok. Bu kostümün videosunu gördüğümde videoda daha iyi gözüküyordu ama fotoğrafta dikdörtgen çıkarmış kadını ve müthiş fit olmasına rağmen siyah bir tulum üzerinde işlemeler var yere kadar. O sallanan işlemeler korseyi bel kıvr oyuntusunu kapattığı için Kadın buradan aşağıya dikdörtgen gibi kalmış. Göğüsler pörtleyince sadece bir geniş üst dikdörtgen bir vücut gibi kalmış. Normalde çok çok güzel giyinirdi. Mesela bunu ben çok beğenmedim. Ama videoda daha iyi gözüküyordu. Fotoğrafta iyi fotoğraf veren bir kostüm değil. O yüzden böyle ünlülerin, basın sözcülerinin ya da stilistlerinin şey yapması lazım. Özellikle hem fotoğrafta hem videoda iyi çıkan parçaları seçmeleri lazım. Ama her zaman öyle olmuyor sanırım. O yüzden bazı ünlülerin belirli şeylere takılıp kalmalarını anlıyorum. Garanti iyi çıkacaklarından emin olduklarını bildiği varyasyonlarını giyiyorlar. İşte Jennifer Lopez'de gördüğümüz gibi ya da Sofia Vergara'da gördüğümüz gibi hep benzer tarz kıyafetlerin farklı renklerini, farklı taşlılarını giyiyorlar. Anlayabiliyorum niye yaptıklarını. Yalnız o kadar üst üste etkinlik var ki bunlara ne kıyafet ne para yetişir. <laughs> Ay kafamda hesaplama yapamıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lafımı esirgemediğimi düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Cevaplarım ben de dedikodu y devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. I'm not the